Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bazı işler, insan işleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kendisi uzak durur ve müminlerin de uzak durmasını hoş görürdü. Ama aslında o işler mubah işler, yani serbest işler. Müslüman onu yapınca günaha girmiyor. Fakat serbest ve mubah olduğu halde onun çok yapılmasından hoşlanmıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman şöyle bir başlık açabiliriz. Aslında mubah, yani serbest olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimizde ve kendi tatbikatında bazı işlerin yoğunlaşmamasını istiyordu. Bunların birincisi gülmedir. Gülmek insanın tabiatında var ve günah değildir. Ama gülme arttıkça, insan gülücüğünü artırdıkça tefekkürü azalır. Dünya yoğunlaşır, ahiret daralır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmeyin fazla buyuruyor. Ama gülmek yasak değil. İnsanın bir arkadaşıyla muhabbet esnasında bir iki kere gülmesi günah değildir. Ama gün boyu gülerek vakit geçirmek onun sünnetine aykırıdır. İkinci olarak ticarette yemin haram değil, doğru olduğu zaman. Ama doğru da olsa alışverişte yemin kullanmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanmadığı işlerdendir. Neden? Çünkü doğru da olsa alışverişe, 3 kuruşluk 5 kuruşluk bir işe Allah'ın adının karıştırılması imanımızdaki ciddiyeti, kulluktaki ağırlığı azaltır. Bunun için. Üçüncü olarak da Müslümanların isteyen, yani alttaki el, üstteki veriyor, alttaki alıyor ya, alttaki el olmasını hoş görmemiştir. Evet, aç kalan, darda kalan, sıkışan, çoluk çocuğunun maişetinde sorun yaşayan birisi bana şunu verir misin diye istese bu haram değil. Ama helal de olsa, mubah da olsa Müslüman istemekten çekinmelidir. Müslümanlık ve istemek bir arada fazla yoğunlaşmamalıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve verdiği eğitim tarzı itibariyle. Ve dördüncü olarak da aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzmanı olmayan, ilmi olmayan adamların, yani o alanda ehil olmayanların kendi hadislerini sağa sola taşımalarını, nakletmelerini ve bunu abartmalarını, yani sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temsilcisiymiş gibi konuşmalarını hoş görmemiştir. Neden? Çünkü Kur'an ayetini herkes biliyor, ilave yapamıyorsun. Ama hadis-i şerifleri herkes gündem gibi bilmediği için hadisleri ulu orta yaymak anlatan açısından bir sorun, anlayanın anlamayacağı açısından bir sorun. Alim, onun uzmanı birisi bunu yaptığı zaman nerede ne konuşulacağını bilir, konuşulacak şeyin aslını bilerek konuşur. İkisi arasında böyle bir fark olduğu için bunu yaygın yapmamızı istememiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii burada şöyle bir soru gelecek. Hani benden bir kelime de olsa yayın buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Doğru, ama ulu orta bu işi yapın dememişti. Bir beşinci mesele de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok yoğunlaştırılmasından hoşlanmadığı ama serbest olan, İnsanların bıkacakları şekilde vaaz-ı nasihat yapılmasını da hoş görmezdi. Sahabi de buna dikkat ederdi. Mesela bir hoca her gün 5 saat insanları toplayıp camide vaaz yapsa bu iyi bir iş gibi görünür ama sonunda bıktırıcılık olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok tavsiye etmezdi.
Bu aynı zamanda annelerin, babaların çocuklarına her gün aynı şeyleri 10 defa, 20 defa tekrar etmesinin sünnete aykırı ama haram olmayan bir iş olduğunu ispat eder. Bu sünnete aykırıysa demektir ki bereketi de olmaz bunun. Bir başka sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapılmasından hoşlanmadığı 6. iş, gece Müslümanın ihtiyaç olmadıkça evinden çıkmasıdır. Müslümanların gündüz dışarı çıkmalarında bir sakınca yok. Gece de yok aslında ama Müslüman gece neye diyoruz? Akşam namazından sonrasına diyoruz. Müslüman gece evinde olmalı. İhtiyaç olmadan evden çıkmamalı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle münasip görür. Arkadaşlarla lakırdı yapmak bir ihtiyaç mıdır? Elbette değildir. 7. mesele sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hoşlanmadığı, insanın duyduğu her şeyi ağzına taşımasıdır. Yani insan 100 şey duyuyorsa 3'ünü 5'ini konuşmalı. Her duyduğunu konuşmak yalancı olmak için yeterlidir buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki bundan hoşlanmıyordu. Evet, doğru olduğu sürece bunda bir haramlık yok. Ama bu ciddi bir şekilde sonunda insanın başının derde girmesine sebep olabilir. 8. mesele sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkadaşlıkların ve dostlukların yıpratılmasından da rahatsız olurdu. Yani bu yıpratma bilerek hakaret etme ve vesaire gibi şeyler olunca zaten uygun değil ama mesela ziyaretleri sık sık yaparak, gidince çok sık oturarak, külfet oluşturarak, yani bir sürü dert oluşturarak yapılan ziyaretlere varıncaya kadar dostlukların ve arkadaşlıkların yıpratılacağı ilişkilerden hoşlanmazdı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Son bir nokta da insanın kaldıramayacağı işlere girmesini de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz memnun olmadığı işlerden gösterirdi. Yani bu yöneticiliği yapamayacaksan girmeyeceksin. Mesela bir iş senin uzmanlık alanın değil, kabiliyetin yok, sorumluluğunu alıyorsun. Veya bir söz konuşacaksın, o senin konuşabileceğin bir şey değil. Mesela çok basit bir halk içinden bir örnek olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaldıramayacağın işe girmenden hoşlanmazı örneklendirmeye çalışıyorum. Mesela iki aile arasında çok gergin bir tartışma konusu var. Bunların sulh edilmeleri lazım. Ama arada mesela matematiksel konular var. Şunu bağladı, şirket oldu, girdi çıktı. Sen matematikten anlamıyorsun, şirket işinden anlamıyorsun. Bunları barıştırmaya kalkman demek, daha fazla yıpratman demek olabilir. Kalkamayacağın işin altına girmiş olursun. Böyle şeylerden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hoşlanmazdı. Tekrar edelim, haram işleri saymadık. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günlük hayatında mubah da olsa hoşlanmadığı şeyleri zikrettik. Neden? Bize de örnek olsun, biz de bu mantıkla yaşayalım diye. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.